Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Bakara Suresi 249-252. Ayetlerde anlatılan Talut'un Calut'la mücadelesi ve netice itibariyle galip gelmesi, bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen hususları değerlendirmeye çalışacağız. Bir başka programımızda Talut'un nasıl İsrailoğullarının başına geçtiği, ne şekilde taraf-ı ilahiden seçildiği, bunlara yer verilmişti. Bu bir nevi onun devamı niteliğinde olacak. Felemma fasala Talut bil cunudi, Talut ordusuyla ayrıldığında, yola çıktığında gale şöyle dedi: İnallaha mübtelikum bi nehar. Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Femen şeribe minhu feleyse minni, kim ondan içse benden değildir. Ve men lem yit'amhu fe innehu minni, ondan tatmayan ise bendendir. İlla men yutarafe gurfeten biyedihi, ancak şöyle avucuyla bir avuç alabilir. Yani kanasıya içmek yok ama avucuyla azıcık alabilir. Allah bu şekilde bir nehirle sizi imtihan edecek. Feşeribu minhu, ama onlar ondan içtiler. İlla galilen minhum, azı müstesna. Çok azı müstesna. Onlar o sudan içtiler. Felemma cavazahu huve vellezine amenu mahu, o ve onunla beraber iman etmiş olanlar karşıya geçtiklerinde, galu la taqate lena el yevm bi Calute ve cunudihi, ve o sudan içmiş olanlar dediler ki bugün bize Talut ve Calut ve ordusuna karşı bir takat yok. Yani biz Calut ve ordusunun karşısında dayanamayız dediler. Galellezine yazunnune ennehum mulaqullah, Allah'a mülaki olacağına, Allah'a kavuşacağına zannı galiple itikat edenler, onlar ise dediler ki kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethiraten biiznillah, Allah'ın izniyle sayıca nice az olan topluluklar sayıca çok olanlara galip gelmişlerdir. Vallahu ma'as sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir. Velemma barazu li Calut ve cunudihi, ve o askerler başlarında Talut olduğu halde Calut ve ordusunun karşısına çıktıklarında galu şöyle dua ettiler: Rabbena efri aleyna sabra, ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ve sebbit akdamena, ve ayaklarımıza sebat ver, ayaklarımızı sabit kıl. Ve ansurna alel gavmil kafirin, kafir topluluğa karşı bize nusret ver, bize yardım et. Fehezemuhum biiznillah, Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve gatele Davudu Calute, ve Davud Calut'u öldürdü. Ve etahullahul mülk vel hikme, ve Allah Davud'a saltanat nasip etti ve hikmet bahşetti. Ve allemehu mimma yeşe, ve dilediğinden ona öğretti, talim etti. Ve levle def'ullahin nase ba'dahum bi ba'din, eğer Allah'ın bazı insanlarla bir kısım insanları def'i olmasaydı, lefesedetil ardu, arz fesada giderdi. Arzda dengeler alt üst olur, bozulurdu. Velakinna Allahu zu fadlin alel alemin, lakin Allah alemlere büyük bir lütuf sahibi, ihsan sahibidir. Tilke ayatullah, işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Netluha aleyke bil hak, biz bunları hak olarak sana tilavet ediyor, okuyoruz. Ve inneke leminel murselin, şüphesiz sen mürselindensin, Allah'ın gönderdiği elçilerdensin. Değerli izleyenlerim, burada şunu görüyoruz. Kıssa anlatılıyor ve en sonunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediliyor. İşte bunlar Allah'ın sana okumuş olduğu, bildirmiş olduğu ayetlerdendir. Bir hakkın, hak olarak, gerçek olarak biz bunları sana tilavet etmekteyiz. Ve şüphesiz sen Allah'ın gönderdiği elçilerdensin.
Burada şöyle bir mesajla kendini hissettiriyor. Nasıl ki İsrailoğullarından bir Talut çıkıyor, Calut ve ordusuna karşı mücadele ediyor ve bu mücadelenin neticesinde gerçekten galip geliyor ve böylece İsrailoğulları içinde yeni bir dönem başlıyor. Krallar dönemi tabir edilen şaşalı bir dönem başlıyor. Kur'an-ı Kerim bu kıssayı anlatmak suretiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile de yeni bir dönemin başladığını ve nasıl ki Talut Calut'a ve ordusuna galip geldi, Peygamberimizin de o günkü Mekke müşriklerine ve diğer şirk ehline galip geleceğini ve yeni parlak bir dönemin başlayacağını tarihi bir olayın mesajıyla Peygamberimize ve ona tabi olanlara bildiriyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de kıssaların bir hikmeti Peygamberimize ve ehli imana hem mesajlar vermek hem de onları takviye etmektir. Ve böylece tarih Kur'an-ı Kerim'in perspektifinden Peygamberimize ve ümmetine gösteriliyor. Ve böylece tarihin olaylarını okumak ve o tarihin akışı içerisinde bir millet nereye doğru gidiyor, bunların değerlendirmesini sağlamak. Ve çok önemli mesajlar veriliyor. Ve belki de hepimizin dikkatini çeken bu olaydaki en önemli mesajlardan birisi şu: sayıca az olan nice topluluk, sayıca çok olan nice topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Bu önemli bir nokta. İşte Peygamberimiz döneminde Müslümanlar sayıca çok azdı. Ve o sayıca az olan insanlar sayıca çok olanlara adeta meydan okudular. Yaptıkları ilk savaş olan Bedir Savaşı'nda Müslümanların sayısı diğer tarafın üçte biriydi. Böyle olmakla beraber Müslümanlar galip geldiler. Öte yandan mesela bir Malazgirt Meydan Savaşı'nda karşı taraf Bizans ordusu çok daha kuvvetli. Ama Alparslan'ın ordusu sayıca az olmakla beraber kısa bir zamanda onlara galip geldi. Daha bunun gibi tarihi olayların çoğunda sayıca az olanların sayıca çok olanlara biiznillah, Allah'ın izniyle galip geldiğini söylemek mümkündür. Yeter ki o sayıca az olanlarda kalite olsun, kendi aralarında tam bir birlik, tam bir beraberlik olsun. O zaman sayılarının az olması mühim değildir. Sayıları azdır ama tesirleri fazladır. Bunu ifadeden sonra tekrar sayfanın başına dönüp ayetlerden takip etmeye çalışacağız. Talut bir ordu meydana getiriyor. O zamanın zorba hükümdarı Calut ve ordusuna karşı yola çıkıyor. Felemma fasala Talutu bil cunut. Talut ordusuyla bu şekilde yola çıktığında Gale şöyle dedim: İnnallâhe mübtelîkum binehar. Allah bir nehirle sizi imtihan edecek. Burada bir nehirle imtihan çok açılardan belki değerlendirilebilir. Ama en azından şunu söyleyebiliriz: Allah-u Teala değişik şeylerle insanları imtihan eder. Mesela İsrailoğullarından bir topluluk, bunlar bir deniz kenarında yaşıyorlar. Allah-u Teala onlara cumartesi günü ava çıkmayı yasaklıyor. Balık avına çıkılmayacak. Ama bu bir imtihan. Cumartesi günü balıklar çok daha fazla geliyor. Ve insanlar dayanamıyorlar. İlahi yasağı çiğniyorlar. Ve netice itibariyle helak olup gidiyorlar. Burada da bir nehirle imtihan edilmesi. Bir komutanın elbette emri altında olanları bir imtihana tabi tutması, onların itaatini temin etmesi önemli bir esas. İşte burada da demek taraf ilahiden Talut'a böyle bir imtihan sebebi bildiriliyor. O da doğrudan Allah'a nispet ederek Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bu şekilde ifade ediyor. Femen şeribe minhu feleyse minni. Ondan içen benden değildir. Ve men lem yet'amhu fe innehu minni. Ama onun tadına bakmayan o bendendir. İlla men yuhtarafe gurfeten biyedi. Ancak avucuyla bir avuç alan, ona izin var. Burada yani nehri geçecekler.
susamış vaziyetteler ama oradan su içmeye izin yok. İşari bir mana olarak dünya o nehre benzetilmiş. Yani dünyaya, kanasıya sarılmak caiz değildir. Ancak idare edecek kadar, bir avuç o sudan almak misali, idare edecek kadar dünyanın işleriyle insan meşgul olmalı. Ama asıl ahireti kazanacak şekilde mesaisini ona göre tanzim etmeli. Nefsini, nefesini o yönde tüketmeli, o yönde kullanmalı. Böyle bir işari mana var hepimize bakan yönüyle. Ama doğrudan Talut ve ordusuna bakan yönüyle herhalde doğrudan doğruya bir nehirle bir imtihan. Ayetin sarahatı bunu ifade ediyor. Peki o insanlar bu imtihanı acaba başarıyla verebildiler mi? Feşeribu minhu illa galilen minhum. Çok azı müstesna o nehirden içtiler. Yani bir avuç böyle almak tarzında değil, kanasıya içtiler. Ve kanasıya içince de içleri bununla doldu. Karşı tarafa çıkıldığında savaşmaya kendilerinde bir mecal bulamadılar. Felemma cavezehu huve vellezina amanu mahu, Talut ve onunla beraber iman etmiş olanlar nehri karşıya geçince, galu, bu nehrin suyundan bolca içenler, onlar dediler ki, la tagate lenel yevm bi calute ve cunudihim, bugün bizim Calut ve ordusuna karşı bir takatımız yok. Yani savaşacak güçte değiliz. Galellezine yazunnune ennehum mülakullah, Allah'a kavuşacaklarına, mülaki olacaklarına inanan kimseler ise onlar da şöyle dediler. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethireten biiznillah. Allah'ın izniyle sayıca az olan nice topluluk, sayıca çok olan nice topluluğa galip gelmiştir. Vallahu ma sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir. Yani özellikle savaş gibi bir durum sabrı da gerektirir. Yoksa insan orada kaçmayı düşünebilir. İnsan orada başka şeyleri düşünebilir. Ama sabır gösterdiğinde Allah onu muvaffak edecektir. Velemma barazu li Calut ve cunudihi, Talut ve ordusu Calut ve ordusunun karşısına çıktığında, artık iki ordu karşı karşıya, galu, Talut ve ordusu şöyle dua ettiler. Rabbena efri aleyna sabra, ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ve sebbit akdamena, ayaklarımıza sebat ver. Vansurna alel gavmil kafirin, kafir kavme karşı bize nusret, bize galebe nasip et. Bu çok güzel bir dua. Malum savaş gibi durumlarda ehli imanın Allah Allah diyerek savaşması esastır. Ve ilgili ayetlerde Allah'ı çokça anın ta ki felaha eresiniz buyuruluyor. Özellikle bu gibi durumlarda Allah demek insanı manen motive eder ve şehitliği düşündürür. Ve o insana gerçekten taraf-ı ilahiden bir takat, bir enerji gelir ve o insan düşmanın karşısında yılmadan, yıkılmadan durabilir. Yoksa savaş ortamı zor bir ortamdır. O ortamda pek çok insan yalpalayabilir, pek çok insanın dizlerinin bağı çözülebilir. İşte böyle feci bir akibete maruz kalmamak için onlar dua ediyorlar ve dualarında diyorlar ki Rabbena efrig aleyna sabra, ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ve sebbit akdamena, ayaklarımıza sebat ver. Yani ayaklarımız sabit kalsın, sarsılmasın, titremesin. Dizlerimizin bağı düşman karşısında çözülmesin. Vansurna alel gavmil kafirin, ve kafir kavme karşı bize nusret ver. Fehezemuhum biiznillah, Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Allah'ın izniyle onlara galip geldiler. Ve katele Davud'u Calut'a, ve Davud Calut'u öldürdü. Calut küfür cephesinin lideri. Davud da o zaman Talut'un ordusunda bir asker. Ve henüz daha belki peygamber de değil, bir delikanlı durumunda. Allah-u Teala onun liyakatını orada gösteriyor.
ve çok büyük kahramanlık gösteriyor Hazreti Davud. Neticede Calut'u o öldürüyor. Ve rivayetlere göre, doğrudan ayet-i kerimede bu kısım yok. Rivayetlere göre Talut onun bu başarısını görünce kendi kızını ona veriyor ve ona kayınpeder oluyor. Ve Calut'tan sonra Hazreti Davud İsrailoğullarının başında yer alıyor. Ve aynı zamanda bu bir dönem oluyor. Krallar dönemi tabir edilen İsrailoğullarında parlak bir dönem başlamış oluyor. Ve işte Talut onların bu noktada ilk hükümdarı. Ardından Hazreti Davud'un hükümdarlığı var. Daha sonra Hazreti Süleyman'ın. Hazreti Süleyman'ın da muhteşem bir saltanatı oluyor. Ve Hazreti Süleyman gerçekten İsrailoğulları zamanında muhteşem bir saltanatı icra ediyor. İşte bu savaşta Hazreti Davud Calut'u öldürdü. Ve etaullahul mulke vel hikme, Allah ona mülk verdi, hikmet verdi. Yani hem bir saltanat nasip etti. Calut'tan sonra İsrailoğullarının hükümdarı o oldu. Peygamberler içinde bu şekilde hem peygamber hem de hükümdar olanlar var. Peygamberimizin de o şekildedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem peygamberdir hem de Medine'deki kurulan İslam devletinin başkanı durumundadır. Ama ayrı ayrı olduğu durumlar da vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu kıssanın evvelinde, ilk başlangıç kısmında aslında içlerinde bir peygamber vardır. Ama doğrudan sevk ve idare noktasında, bir ordu teşkil etme noktasında peygamber önderlik yapmıyor. İçlerinden Talut'u onlara seçiyor. Taraf ilahiden onun seçildiğini de bildiriyor ve Talut onları yetiştiriyor. Yetiştirmiş olduğu kimselerle Calut'a karşı bir mücadele başlatıyor ve yapılan savaşta Allah'ın izniyle galip geliyorlar. Ve böylece yeni bir dönem başlamış oluyor. İşte Davud Calut'u öldürdü. Allah ona mülk verdi, hikmet verdi. Ve allemahu mimma yeşâ, ve dilediğini ona öğrettim. Yani bir insan kendi kabiliyetleriyle de bir takım gayretlerle bir şeyler öğrenebilir. Ama Allah doğrudan öğretecek olursa Allah en güzelini öğretir. Bu noktada peygamberler çok seçkin bir durumda. Ve mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmi olmakla beraber taraf-ı ilahiden nice şeyler kendisine öğretilmiş. Hazreti Davud da bir peygamber. Normal kendi çalışması olmaksızın Allah nice şeyleri ona öğretiyor. Velev la def'ullahi nase ba'dahum bi ba'din, Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı lefesedetil ardu, arz fesada giderdi. Kaos olur, kargaşa olurdu. Velakinallaha zu fadlin alel alemin, lakin Allah alemlere büyük bir rahmet sahibidir. Büyük bir lütuf sahibidir. Tilke ayatullah netluha aleyke bil hak, işte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Hak ile, hak olarak bir hakkın bunları biz sana okumaktayız. Ve inneke lemnel murselin, ey peygamber, burada hitap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, şüphesiz sen Allah'ın gönderdiği elçilerdensin. Nasıl ki Talut çıktı, Calut'a karşı elemanlarını yetiştirdi ve yapılan savaşta galip geldi. Ey peygamber, sen de yetiştirdiğin insanlarla küfre galip geleceksin. Mesela Bedir Harbi'nde sayıları az da olsa Müslümanlar sayıca çok olan müşriklere galip geldiler. Neticede diyarlarından çıkarılmış olan bu insanlar tekrar Mekke'ye döndüler. Mekke fethedildi. Kabe putlardan temizlendi. Ve böylece yeni bir dönem, insanlık tarihinde yeni bir dönem başlamış oldu. Ve ayetin belki işari manası, bütün zamanlara bakan manası olarak şunu kısaca söyleyebiliriz. Herhangi bir insan topluluğunda, herhangi bir millet içinde o insanlar manevi veya maddi bir esaret içindeyken içlerinden bir yiğit çıkar, içlerinden bir kahraman çıkar ve o insanları gaflet uykusundan uyarabilir. Onları o kötü durumlardan, zulümattan nura çıkarır
ve böylece o insanlara bir kurtarıcı olur. Tarih boyunca böyle pek çok kurtarıcılar gelmiştir. Mesela rivayetlerde ahir zamanda Deccal ismi verilen küfrün en büyük liderlerinden birisine karşı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinden Mehdi'nin zuhur edeceği ve zulümle dolu olan yeryüzünü adaletle şenlendireceği ifade ediliyor. Ayet-i kerimeler Talut-Calut mücadelesini anlatan ayet-i kerimeler işari yönüyle bütün benzeri kurtarıcılara bakan yönleri bulunmaktadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in sırlarına hepimizi mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.